इस इश्क में मर जावा। Burada kimse yok. Ne? Kimse yok mu? Şef, bindi ya. Her yere baktık. Nerede olabilir? Onu nasıl bulamadınız? Buhar olup uçtu mu yani? Hiçbiriniz doğru dürüst bakmıyorsunuz. O burada. Gidin ve tekrar kontrol edin. O buralarda bir yerde. Gidin ve arayın onu anne. Lütfen onu... Eğer o bu evdeyse o zaman kaçamayacak. Ve onu bulacağız kızım, merak etme lütfen. Kimseyi bulamadık, yani kimse yok. Eminim rüyasında görmüştür. Size rüya görmediğimi söylüyorum. Bir dakika bile uyumadım. Uyumadıysam nasıl rüya görürüm, niye inanmıyorsunuz? Tanrı'ya şükür, tüm bu gürültüye rağmen uyanmadı. O buradaydı! Dara! Bindi ya! Onunla git hadi! Tamam. Piritri, lütfen bir şeyler yap. Şu anda çok savunmasız Tanrım. Tanrım ne yapacağım, ne yapacağım? Virat, Virat neredesin? Neredesin Virat? Neredesin diyorum sana. Virat mı? Anne. Anne, özür dilerim. Ben burada olduğum halde bir sürü şey yaşamak zorunda kaldın. Virat burada değilse ne olmuş? Ben her şeyi halledeceğim. Her şeyi halledeceğini biliyorum ama Virat burada olsaydı bu olayları yaşamazdık. Virat ne zaman dönecek? Bir senedir onu görmedim. Virat çok yakında burada olacak. Bazı sorunlar var. Onları çözer çözmez hemen buraya gelecek. Bu sorunlar ne zaman çözülecek? Deyip. Ne yapman gerekiyorsa hemen yap. Ritvi. Bu ne ya? Bunlar aile mi yoksa küçük bir şirket mi? Kaç kişiler bunlar? Şimdi bu Virat kim oluyor? İşte benim bilmek istediğim de bu. Kim bu Virat? O da hayatını mahveden... Bu insanlara dahil mi? Hatırladığım kadarıyla bu ismi daha önce hiç duymadım. Ne olmuş yani? Bütün aile tutuklanman için plan yaptığına göre kesin o da işe karışmıştır. Hem unutma, madendeki bütün kömürler kara olur. Sanırım haklısın Çavanni. Virat da aynı ailenin geri kalanı gibidir. Ancak ortaya çıktığı zaman daha fazlasını öğrenebilirim. Ve Deep Sink. O da kesinlikle bu aileden ama biraz farklı geliyor bana. Gözlerine bakınca dürüst biriymiş gibi hissediyorum. Bırak beni!
Bırak dedim sana, hiçbir şey istemiyorum. Çek ellerini. Tara dur. Sadece tansiyonuna bakıyor. Kimse sana bir şey olduğunu söylemedi. Senden sonra ben de baktıracağım tansiyonuma. Hiçbir şeye baktırmak istemiyorum. Olay yaratmayın, bırakın. Terbiyesizlik etme. O senin amcan ve doktorun. Yenge, Tara'nın sağlığı gayet iyi. Sadece gergin olduğun için tansiyonun yükselmiş. Tamam mı? Her şey yolundaysa o zaman niye geldin? Nöbet geçirip geçirmediğimi görmeye gelmedin mi sen buraya? Öyle bir şey yok Tara. Tamam, madem beni istemiyorsun o zaman giderim. Daha fazla gerilmek yok, tamam mı? Rahatla. İyi olduğunu söylüyorsun, bir sorun yok diyorsun ama yine o eski krizlerinden geçiriyor gibi. Tedavisi işe yaramıyor olabilir. Ya da belki daha ağır bir doza ihtiyacı vardır. Yanılıyor muyum sence? Yenge, endişelenmene gerek yok. Tara gayet iyi. Bir doktor olarak yaptığım tedaviye güveniyorum. Tara geçmişini hiç hatırlamıyor. Madem hatırlamıyor, o zaman ben hatırlatırım. Ona tekrar tekrar acı çektireceğim. Tekrar tekrar. Halüsinasyon görüyor. Biz hiçbir şey göremezken aynada kanla yazılmış yazıları gördüğünü söylüyor. Yenge, sakin olman gerekiyor. O kesinlikle iyi. Hey, Bayan Tara'nın kendini iyi hissetmediğini görmüyor musun? Onu neden rahatsız ediyorsun? Bu sadece benim işim. Bayan Tara'yla ben ilgilenirim. Anladın mı? Bu senin işin değil. Aman Tanrım. Bileğimdeki boya çıktı. Eğer biri bunu fark ederse o zaman işin bitti Arohi. Aa Tanrım. Hanımefendi affedin beni. Ona bir bardak su veriyordum sadece. Sen. Buraya gel. Tara'nın babasına git ve bak bakalım bir şeye ihtiyacı var mıymış, hadi. Tara'm. Peki. Hemen bakayım. Bunlar Kesri ve Bindiye ve evet aralarındaki çekişmeyle de ben uğraşıyorum. Hey Bindiye. Arada bir bana yardım et. Evin etrafında boş boş dolanma. Ne oldu baba? Baba biliyor musun, Kesri'nin kolunu tuttuğum zaman ellerim boya oldu. O boya onun kolundan mı geldi Kesri'nin? Evet baba. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Hadi sizi güneşe çıkarayım. Temiz hava iyi gelir. Hadi. Bekle. Yardım edeyim.
özür dilerim. Aşık oluyorum. Neden sanki Aro'yu yakınlardaymış gibi hissediyorum? Neler oluyor böyle? Tara tekrar hastalanırsa o zaman Bayan Roma'nın sana ne yapacağını biliyorsun, değil mi? Böyle bir şey olmayacak. Kendimi pek çok kez kanıtladım. Ama hala hepiniz benden şüphe ediyorsunuz. Tara'yı defalarca kez kurtardım. Kanıtları her seferinde yok ettim. Kaşyap denen adamı hatırlıyor musun? Arohi'nin abi. Tara onu kötü yaraladı ama hala nefes alıyordu. Sonra ben içeri girip ona bir darbe indirdiğimde ancak o zaman öldü. Ben harika bir doktorum. Ve tuhafsın da. Bu arada itiraf edeyim. O gece sana bakınca benim bile gülesim gelmişti. Ben özelim. Bunu kimse kabul edemiyor. Biliyor musun? O gece bir dümen daha çevirdim. Sen bile bilmiyorsun. Ne? Kaşyap denen adamın kolunda bu saat takılıydı. Bir cesedin zamanı görmesine gerek yok diye düşündüm. Ben de bu saati bileğinden kapıverdim. Ve tuhaf olduğun kadar aşağılıksın da. Sadece Tara'nın hasta olmaması için dua et. Elbette. Elindeki boya ne demek oluyor? Söyler misin kızım? Bu kızı çok gizemli buluyorum. Hareketleri de gerçekten bir tuhaf.
Evet baba, kesinlikle haklısın. Hareketleri mi? Hangi kızın hareketleri? Hangi kızdan bahsediyorsunuz? Doktor bey, şu yeni hizmetçiden, Kesi'den bahsediyorum. Eski hizmetçimizin yerine gelen kız. Ben o kızı çok tuhaf buluyorum. Bence o kız göründüğü gibi biri değil. Oldukça farklı. Evet doktor, o geldiğinden beri Bayan Tara'ya tuhaf haller olmaya başladı. Bence bütün bunlar o Kesri denen kızla ilgili. Gidip bunu Bayan Roma'ya anlatacağım. Bekle. Acele etme. Akıllıca çalışmamız gerek. Eğer o hizmetçi bu eve gerçekten kötü niyetleriyle girdiyse, bunu bildiğimize dair şüphelenmemeli. Yoksa onu uyarmış oluruz. O zaman ona bütün bunları yaptıran kişiye ulaşamayız. Nasıl yani, anlamadım. Yani böyle gariban olan birinin bu kadar büyük bir risk alacak kadar cesareti yoktur diyorum. Eminim bütün bunları ona birileri yaptırıyordur. Bunu öğrenmem gerek. Sen her kimsen? Beni rahatsız etmeyi bırak artık! Sen bir katilsin. Sayısız masum insanı öldürdün ve birçok insanın da canını yaktın. Her şeyi çok iyi biliyorum. Hain insanları öldürerek adaleti yerine getirdiğini düşünüyorsun. Öyle değil mi? Seninle bağlantısı olan herkes masum insanları öldürdü ve adaletsizlik yaptı. Bütün bunları nereden biliyorsun? Sen kimsin ve ne istiyorsun? Kim olduğumu bilmek istiyorsun. Git ve aynada kendine bak. O zaman anlayacaksın her şeyi. Yüzündeki ve gözlerindeki korku benim. İşte beni bulacağın yer orası. Bunu hep hatırla. Sadece bir kez karşıma çık. Ve sana korkunun ne olduğunu göstereyim. Seni öldüreceğim. Seni parçalara ayıracağım. Cesaretin varsa karşıma çık. Alo! 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 Yüzleş benimle dedim. Yüzleş! Kandan nefret ediyorum. Kandan nefret. Kan, kandan nefret ederim. Hayır! Kan! Kandan nefret ederim! Dim! Anne! Çıksana karşıma! Korkak! Dim! Tara! 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 Dim! Hepiniz bunu gördünüz değil mi? Halüsinasyon görmüyorum işte, bakın. Bul onu. Bunu yapan kızı bul, onu öldüreceğim. Bu duvardakileri suratına kazıyacağım onun.
Ne sanıyor kendini o? Beni tehdit etti, Tara'yı tehdit etti. Onu öldüreceğim, onu parçalara ayıracağım. Sen neden hep böyle çocuksu planlar yapıyorsun? Neden onlar gibi ateş falan açmıyorsun? Ben bunu zaten yapacağım Çavanli. Evlerine bomba yerleştireceğim. Ve o kurtulamayacak. Tamam. Karışıklıktan nefret ettiğimi biliyorsun. Kandan nefret ediyorum. Kan görmekten hoşlanmıyorum. Ondan korkacağımı sanıyor değil mi? Ama korkmuyorum ondan. Korkmuyorum ondan. Lütfen işte. Sakin ol. Tara. Hayır korkmuyorum. Hayır sakin. Onu öldüreceğim. Onu yok edeceğim. Beni tehdit etti. Onu azlanmazsa biliyorum. Tamam. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Her şeyi bu canavarlar zaten yapacaklar. Doktor, bittin sen. Deyip, endişelenmene gerek yok. Tara'ya iğne yaptım. Bir süre daha uyuyup kendini iyi hissedecek. Neden ona ilaç vermek zorunda kaldın? Tara'nın iyi olduğunu söylemiştin. Bu nasıl benim hatam oluyor? Terbiyesizliği kes ve gömleğimi bırak. Yalancının tekisin. Tara'nın iyi olduğunu söyledin. Tara iyi filan değil. Eskisi gibi konuşuyor. Bağırıp çağırıyor ve öldürmekten bahsediyor. Böyle şeyler olur. Bu gayet normal. Tara korktu ve öfkesinden öyle konuştu. Bunun için beni suçlamaya kalkma. Yaptığım tedavi sonuç verdi. Bunu düşmanlarınız yapıyor. Gidip kim yaptıysa onu bulun. Ne demek korkuyor? Neden böyle şeyler olsun ki? Bu çok anlamsız. Mümkün olan en iyi tedaviyi uyguladım. O tehditleri kim yazdıysa onu arayın. O kişiyi bulacağız. Sen bize tedavinin neden başarılı olmadığını anlat hadi. Benim tedavim başarısız olmadı. Tamam. Reçeteye birkaç ilaç yazacağım ve o gayet iyi olacak. Senin ilaçlarına da tedavine de ihtiyacımız yok. Bundan sonra onun tedavisiyle ben ilgileneceğim. Artık buradan çekip gidebilirsin. Gitmek mi? Gitmek mi? Hepiniz için çok fazla şey yaptım. İlaçlar verip Arohi'nin akıl sağlığını bozdum. Eğer ölseydi benim lisansım iptal edilirdi. Sadece bu da değil. Yapmamı söylemediğiniz şeyleri bile yaptım. Her seferinde size yardım ettim. Hatta Arohi'nin abinin cinayetinde bile. Tara birazcık hastalandı diye ihtiyacınız kalmadı mı? Her şeyden önce bu... Ben sizin için neler yaptım? Konuşmasını kes artık. Her şeyi bedavaya mı yaptın? Lisansı iptal edilirmiş. Senin sadakat dediğin şeye ben açgözlülük diyorum. Anladın mı? Şimdi seni ben dışarı atmadan önce defol git buradan.
Defol. Yenge, bunca yıllık sadakatimden sonra aldığım şey bu mu yani? Evet. Deyip, biliyorsun ben senin de amcandım. Sen de mi? Çık dışarı amca. Ne dediğini duymadın mı? Bu saçma olayların hepsi hizmetçi geldikten sonra başladı. Eminim bunlar onun suçu. Neler olduğunu öğrenmeliyim. Arohi abla neden hala gelmedi? Neden onu aramıyorsun? Arayayım. Hey baksana. Çoktan gelmiş bile. Abla. Sonunda geri döndün. Biz burada çok korktuk. Çavanni. Bugün küçük bir savaş daha kazandım canım. O zaman hadi söyleyin şimdi kutlamak için ne yiyelim? Yemeği boş ver. Hadi anlat bize. O pisliği hak ettiği cezayı verdin mi? Tam da senden beklediğimiz gibi. Ama küçük bir de hata yaptım. Ne oldu Aroy abla? O aptal Bindiya kolumu çok sıkı tuttu. Elini çekince kolumdaki bütün boya eline geçti. Tanrı'ya şükür başka kimse fark etmedi. Eğer etselerdi başım çok ciddi belaya girerdi. Buraya gizlice gelmeyi başardım Tanrı'ya şükür. Aksi takdirde planım ciddi anlamda tehlikeye girerdi. Neydi bu gürültü? Bir bakayım. Hey tehlike. Bıçağı bagajdan çıkar. Birini görebiliyor musunuz? Orada kimse yok. Biri Roma ve ailesine karşı komplo kuruyor. Bunu kim yapabilir? İntikam isteyen kim? Kim olabilir? Kim intikam istiyor olabilir? Dipe haber vermeliyim. Hayır. Bir şey söylersem benden şüphelenebilirler. Zayıflığımı saklamaya
çalıştığımı düşünecekler. Bunu Dip'e söylemeden önce bu sorunu benim çözmem gerekiyor. O zaman masumiyetimi kanıtlayacağım. Yani biri beni takip ediyordu. Benim hakkımda her şeyi biliyor. Aman Tanrım, ben bunu nasıl halledeceğim? Alışveriş merkezine gidip biraz alışveriş yapın hadi. Hayır anne. Alışverişe gitmeyeceğiz. Önce bir film izleyeceğiz. Sonra da uzun bir yolculuğa çıkacağız. Bu kadar saçmalık yeter artık lütfen. Kimsenin acımasına ihtiyacım yok. Kafanıza sokun bunu. Sana eskisi gibi davrandığımı düşündüren şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Hepinizin doktora kovmasının sebebi bu, öyle değil mi? Hayır Tara, bu doğru değil. Biz onu kovmadık. O işini bitirdiği için ayrıldı. Yalan söylüyorsun. Bu hiç adil değil Tara. Daha önce davrandığın gibi davranmadığını biliyoruz. Ama tüm bu tehditleri duyunca korktun. Ve aklımıza ilk bu geldi. Ama seninle uğraşan birileri olduğundan eminim. Biri sana kötü bir şaka yapıyor hayatım. Onu bulacağız, merak etme. Bunun arkasında kim varsa onu bulmanız çok önemli. Dip, lütfen onu bul yoksa düşünmekten kafayı yiyeceğim artık. Lütfen hemen bir an önce bul onu ne olur. Tara lütfen. Sen bunları düşündün ve bana güven. Eminim çok yakında o şantajcı bulunacak. Şimdi söyle bana lütfen. Nereye gidelim hayatım? Hiç fark etmez. Çıkar onu buradan! Çıkar diyorum! Hepsini benden uzaklaştırın hadi! Oh hanımefendi! Aslında onları yıkayacaktım. Düşündüğüm için özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Bir daha yapma. O zaman bana bakmayı kes. Ve çarşafı yerden al yoksa öldürürüm seni. Tara, tamam mı? Tara! Hayır. Lütfen. Bırak! Bırak beni! Tara! Al şunu artık! Efendim, ne oluyor? Yanlış bir şey mi yaptım ben acaba? Anlayamadım. Niye böyle bağırıyor? Ben istemeden yaptım çünkü. Gerçekten. Sorun yok. Al şunu ve çık buradan. Tamam. Tanrım, neden kızım huzur bulmuyor? Neden sürekli acı çekiyor? Ömür boyu iyilik yaptım. Fakirleri doyurmayı hiç ihmal etmedim. Ve kızım da gayet iyi gidiyordu. Ne oldu bize böyle? Hiç anlayamıyorum. Lütfen, Tanrı'ya güvenmeye devam et. İyi insanlara asla kötü şeyler olmaz. Tüm bu yaptığın iyilikler sana mutlaka geri döner. Senin sayende Tanrı bizimle. Tara iyi olacak. Tek yapmamız gereken şantajcıyı bulmak. Tara kesinlikle iyi olacak. Tara, canım, dışarı çıkmayalı günler oldu. Hadi sinemaya gidelim. Sana çok eğleneceğiz demiştim, lütfen. Hadi gidelim. Kan!
Git buradan, benden uzak dur. Çık dışarı. Hemen çık. Kandan nefret ediyorum. Uzak dur benden. Kandan nefret ediyorum. Git buradan. Git. Gül şerbeti mi? Gül şerbetine ne zaman dokundum ben? Çarşafların üstündeki kan lekesi aslında gül şerbeti mi? Bindiya! Düşmanlarımızdan hiçbiri bize fark ettirmeden o kadar gül şerbetini eve sokacak kadar zeki olamaz. Bu demek oluyor ki balonlardaki gül şerbeti bizim mutfağımızdan geldi. Ne demek istiyorsunuz Bay Dip? Yiyeceklerin tamamı kilerde. Pirinç, un, gül şerbeti hepsi. Bu kilerin anahtarı sadece bende ve babamda var. Buraya asla kimse gelemez. Yakında kim olduğunu öğreneceğiz. Kapıyı aç. Şişeler neden boş? Gül şerbeti nerede? Konuş hemen. Bay Dip, hiçbir fikrim yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben masumum. Bayan Taray'a bunu neden yapayım? Bana her zaman çok iyi davranır o. Evet efendim. Biz yıllardır bu evde çalışıyoruz. Bizi uzun zamandan beri tanıyorsunuz. Biz böyle bir şeyi yapmayız efendim. Anlıyorum şef. Peki bu şişeler neden boş? Gül şerbetleri nereye gitti? Anahtarlar sadece sizinkinizde. Bunu başka kim yapabilir? Aklınıza biri geliyor mu? Kesri! Evet Bay Dip. Bunu onun yaptığına eminim. Onda bir sıkıntı olduğunu her zaman biliyordum. Dün kolunu tuttuğumda elime siyah boya bulaştığını fark ettim. Evet Bay Dip. Ben bile bu kızı çok gizemli buluyorum. Bunu doktorla da konuştum. O bile bir düşmanın kesiği buraya gönderdiğinden şüpheleniyor. Doktor bunu sizden saklamamızı istedi. Yoksa size bunu hemen anlatırdım efendim. Kesri nerede? Çağırın onu. Evet efendim, ne oldu? Beni niye buraya çağırdınız? Sen kimsin? Buraya nereden geldin? Geldim. Bakan Sushil Pandey'in köyünden sadece 2 kilometre uzakta yaşıyorum. Batı Uttar Pradesh'ten geliyorum. Evinizde kaç kişi kalıyor? Hiç kimse efendim. Aslında bir kocam vardı, kötü bir adamdı. O beni aldattı ve kaçtı, gitti efendim. Bir daha da görmedim. Ne demek bu? Yani efendim demek istiyorum ki... Kocam bir canavardı. Normal bir adam değildi. Beni bütün gün ahırda çalıştırırdı. Ama o arkadaşlarıyla kumar oynuyordu. Bir gün kumar oynarken bütün paramı kaybetti. 6.000 rupilik mücevherlerimi sattı. Ay efendim, tanrım. Bu bile ona yetmedi. Abimle yengeme gitti. Onlardan para istedi. Onlar fakir insanlardı. Bu yüzden hiç para vermediler. Bu yüzden de... Abimle büyük kavga etti ve onları öldürdü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.